Arkadaşlar, herkese merhabalar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Uzun zamandır, yaklaşık bir 3 haftadır filan video atmıyoruz. Aslında attım bir tane. Onu neden kaldırdığımı hem de neden video gelmediğini anlatacağım bugün. O nedenle Eurotrack'ı açtım. Onda da güzel bir tane otobüs modu kurdum. Volvo Runian diye geçiyor. Neden Trivago New York'lan değil? Hemen söyleyeyim kısaca. Çünkü bu çok iyi arkadaşlar bir mod. Çok gerçekçi bir mod. Otobüsün dinamikleri vesaire olsun. Gerçekten çok güzel sesleri falan. O nedenle bunu kurdum. Şimdi Lüksemburg'dan Strasbourg'a gidiyoruz. Bir 10 dakikalık bir video olsun. Çok uzatmak istemiyorum. Çünkü çok uzayınca insanlar sıkılıyor arkadaşlar. Şimdi isterseniz yola çıkalım. Muhabbetimize başlayalım. Şimdi arkadaşlar, öncelikle neden video gelmiyor onu söyleyeyim ben size. Biliyorsunuz ben en son Mustafa ile video çektiğinde söylemiştim memlekete gideceğim diye. Memlekete gittim. Bir hafta falan orada kaldım. Sonra döndüm arkadaşlar. Biliyorsunuz okullar açıldı. Ben de okuyorum. Okul işleriyle vesaire uğraşmaya başladım. Sonra zaten hafta içi çalışıyorum. Bunu birçok yerde söylüyorum. Hafta sonları müsait olabiliyorum. Bu 2 haftada işlerim yoğun olduğu için mesaiye kalıyorum hafta sonu da. O yüzden otogara gidemiyorum. Boşta kalan zamanımda da okul işlerimle uğraşıyorum. Aslında Hasan'la ben video çekmiştim. ETS tur, Neoplan Stiliner. Ama o gün ben hastaydım. Video çok enerjik olmamıştı. Ben de o nedenle kaldırın dedim. Hem de Hasan da istemişti kaldırmamı arkadaşlar. O nedenle kaldırdım videoyu. Yeni video ne zaman gelecek? Yeni video ne zaman gelecek? Kesin söz veremem. Şimdi şöyle bir şey var. Biz Ekim ayında sizlere bir sürpriz yapmak istiyoruz. Onun için hazırlık yapıyoruz şu anda. Onun için koşturuyoruz. Bu sonuçlanınca ben açıklayacağım sürprizin ne olduğunu arkadaşlar. Çünkü kendi kendime gelin gibi olmak istemiyorum. Ola da bir, olmaya da bilir. Kesin bir sonuç yok. Ben bu sonuç açıklanınca size açıklayacağım arkadaşlar. Yaklaşık ne zaman belli olur bu? Ekim'in 15'inde filan sonuçlanır arkadaşlar. Ben de size tabi buradan ben sağa gideceğiz sanıyorum. Kafayı şaşırtırdı bana. Neyse, kaza yapmaktan kurtuldu. Otobüs modu gerçekten çok güzel. Hakikaten çok güzel, çok gerçekçi. Biraz retarder çekeyim mi? Tabii retarder ETS'nin orijinal kadar olmamış. Hadi ya, geri mi döneceğiz şimdi? Yanlış girdik arkadaşlar. Her neyse. Sağlık olsun. Maksat muhabbet etmek zaten. Nerede kalmıştım? Ekim ayının 20, yani Ekim ayının 15 ile 20'si arasında belli olur bu sonuç arkadaşlar. Şuradan şimdi geriye döneceğiz. Bu arada arkadaşlar, aramızda biliyorum muavin arkadaşlar var, şoför abilerimiz var. Sizler de bizle video çekmek istiyorsanız bizimle Instagram'dan iletişime geçebilirsiniz. Ha, bu arada Instagram adresimizi mutlaka takip edin. Çünkü orada ben bütün duyuruları yapıyorum. Ne zaman video gelecek gibi, nasıl video gelecek veya kimle ne video çektik gibi haberleri ben oradan hikayeden hemen paylaşıyorum. Ayrıyeten çektiğim otobüs resimlerini de ben orada paylaşıyorum. Mesela ben Antep'ten İstanbul'a gelirken, hadi yol ver, yol ver. Antep'ten İstanbul'a gelirken dinlenme tesislerinde ara ara kısa videolar çektim. 1 dakikadan az olduğu için, yaklaşık 1 dakika olduğu için bunu Instagram'da paylaştım. YouTube'da paylaşmadım. Instagram'ımızı takip etmeyenlerin çoğu bunu kaçırmış oldu. Haberiniz olsun. Hani Instagram sayfamız ve Facebook sayfamız önemli. Tabii kararı yine siz değerli arkadaşlarıma bırakıyorum. Onlar da dediğim gibi muavin ve şoför arkadaşlar varsa, aramızdaki var zaten biliyorum. Bizlerle video çekmek isteyen
mutlaka bizimle iletişime geçsinler. Hatta zaten çektiğim videoların çoğunu arkadaşlar sağ olsunlar bize ulaşıyorlar. Ne yapacağımızı, ne edeceğimizi konuşuyoruz onlarla. Sonra videomuzu çekiyoruz. Çektiğim videoların çoğu aslında böyle oluyor. Bazıları muavin arkadaşlarımızı çalıştırdığımızı vesaire düşünüyor da öyle bir şey yok zaten. Biz onlarla zaten arkadaşız. En azından tanıştıktan sonra arkadaş oluyoruz. Muhabbet ediyoruz. Sadece o gördüğünüz kısım değil yani. Muavinlerde veya kaptan abilerimizde video kısmı. Onun bir de arkaları var. Biz videodan önce, videodan sonra oturuyoruz, sohbet ediyoruz, bir şeyler içiyoruz. Allah hepsinden razı olsun gerçekten. Yardımcı oluyorlar. Ellerinden geleni yapıyorlar. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Herkes diyor ki abi çok video gelsin. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Çok video gelsin eyvallah. Gideyim hemen günde 10 tane kaptana sorayım, video çekeyim. O sıkıntı değil ama bu sıkar. Ben olsam ben de sıkılırım. Hem izleyici olarak sıkılırım. Hem de hadi. Hem izleyici olarak sıkılırım. Hem de bir çeken olarak sıkılırım. Çünkü yani kaptan ve muavin soracağımız sorular aynıdır. Peki başka şeyler çekemez misin? Mesela işte otobüsün, bu ne yapıyor? Otobüsün tamir bakım kısmını çekemez misin? Çekebiliriz arkadaşlar ama bunun için uygun birini bulmak lazım. Kafadar birini bulmak lazım. Kolay değil. Gidip yalvar yakar biz de biliyoruz yalvarması ama öyle huyumuz yok tabii çok şükür. Kafadar birini bulmak lazım. Öyle video çekmek lazım. Onun haricinde şimdi buradaki arkadaşların hepsi otobüs seven insanlar %90'ı. Otobüs görmek istiyorlar. Biz de videolarımızın çoğunu otobüslerle, mesela yazıhanecilerle konuş diyor bazı arkadaşlarımız. Tamam konuşuruz. Ama yazıhanecilerin çoğu asabi olur, sinirli olur. Birçok insanla muhatap olduğu için. Neden en çok muavinlerle çekiyorum biliyor musunuz? Çünkü muavinler yaşlı mı oluyor arkadaşlar? Biz çok iyi anlaşıyoruz. Yani kaptan abilerimiz de çoğu da kafalar oluyor vesaire ama onlar biraz da büyük olduğu için yaşça video çekmeye çekiniyorlar. Olmaz diyorlar. Tabii hepsini video sırasında, yani video sırasında değil de onlar genelde video sırasında otobüste oluyor benimle muavin konuşurken veya yatakta oluyorlar. Sesimizi falan duyuyorlar. Onlarla da muhabbet ediyoruz ama tabii o kısımları yayınlamıyoruz. Çünkü bu otobüs niye? Bak senin yüzünden arabanın önünü kestim kardeşim. Soldan gidiyor ya. Büro tırağı da şunu koydular, helal olsun. Gerçekçi olmuş ama. O kısımları yayınlamıyoruz işte. Nedeni? Çekiniyorlar. Ben olsam ben de çekinirim. Zaten bundan sonra yine kendimi göstermeyeceğim. Gösterdikten sonra bilmiyorum, kendimi izlemeye pek alışkın değilim. Kendim bundan sonra pek göstermeyeceğim yine. Kamera arkasında duracağım, konuşacağım. Dediğim gibi uzun zamandır yoktuk arkadaşlar. Yaklaşık bir 10 dakika olmuş zaten. Ben sizler takipçi değilsiniz. Sizler benim arkadaşlarımsınız. Ben size arkadaşlarım gözüyle bakıyorum. Instagram'dan yazan herkese cevap veriyorum. Çok saçma sorular haricinde. Bütün herkese cevap veriyorum arkadaşlar. Saçma sapan sorular. Mesela saçma sapan sorulardan kastım nedir? Bakayım Instagram'a. Durun bir bakayım bir tanesini, isim vermeden söyleyeyim arkadaşlar. Hemen telefonu aldım elime. Tabii siz şu an görmüyorsunuz. Hemen. Hatta bazı arkadaşlarımız şey diyor. Ya abi diyor helal olsun sana diyor. Hani bu kadar takipçim var. Böyle samimi konuşuyorsun. Discord grubumuz da var arkadaşlar. Mesela ben Rainbow Six Siege oynuyorum akşamları. Discord grubunda olan arkadaşlarla bazen oynuyoruz beraber takım halinde. Hani sizler de isterseniz gelebilirsiniz. Ya bu otobüs çok güzel ama ya harbiden şu an çok keyif alıyorum direksiyonla. Müthiş gerçekten şu an. Mesela şu ana kadar 23 kişiye cevap vermemişim arkadaşlar. Onun haricinde yazan herkese cevap vermişim. Çünkü günde birçok mesaj geliyor. Şu an 10 dakikayı
70 gibi duruyor. Gerçi 10 dakika geçmedi ya. Direksiyon setiyle oynuyorum son arkadaşlar için. He, en çok da muavin nasıl olunur demişler. Onlara cevap vermemişim. Arkadaşlar, muavin konusunda ben size yardımcı olamam. Çünkü ben de sizin gibiyim. Bilgim çok fazla yok. O arkadaşım da en çok sevdiğim firma diyen arkadaşıma da buradan cevap vereyim. Hiç öyle bir düşünmedim yani şu ana kadar en çok sevdiğim firma diye. Herkes genelde memleketinin firmasını sever ama ben bilmiyorum. Memleketimin firmaları çok sıcak gelmiyor bana. Ama yolculuk yaptıklarımın içinde en iyisi Kamil Koç ve Pamukkale'ydi. Ben bunları çok beğendim. Hizmetini çok beğendim. O yani. Onun haricinde muavin nasıl olunur? Beni muavin yapar mısın gibi sorulara cevap vermiyorum. Neden cevap vermiyorum arkadaşlar? Onu da söyleyeyim. Çünkü çok fazla ondan geliyor ve bütün videolarda söylüyorum. Burada da söyleyeyim. Bakın, 16 yaşından büyükseniz muhtemelen bir şahıs arabasında, yerel bir firmada sorunsuz başlayabilirsiniz. Çünkü Mustafa var, biliyorsunuz, kanalımızın fenomeni. Şu an okulda hatta kendisi. Muavinliği bıraktı. Seneye nasipse tekrar gelecek. Bu arada şehrimize geldik. Yolu uzatır mıyım bilmiyorum. Ben çok konuştuğumu düşündüm. Şurada yerim mi artık? Yeter, bitti. Bence de çok konuştuğumu düşündüm. Biraz konunun dışına çıktık ama olsun, biraz muhabbet ettik sizlerle. Eurotruck Fernbus'tan çok çok güzel ya, harbiden. Ama şimdi Fernbus'ın neyi var? Fernbus, şimdi kapıyı açıp kapatabiliyorsunuz, körükleri indirebiliyorsunuz otobüsün, ki bunda da muhtemelen iniliyordur da. Ama onunki otobüs oyunu, bu sonuçta tır oyunu arkadaşlar. Arkadaşlar, bu videoyu burada bitirelim. Şöyle ışıklarımızı da yakalım. Gördüğünüz gibi içlerinde çok güzel ışıklar da yanıyor. Şöyle bence gayet güzel. Müthiş bir mod. Volvo Runian modu yazarsanız Eurotruck diye muhtemelen çıkacaktır. Şimdi arkadaşlar, biraz konunun dışına çıkmış olabiliriz. Başınızı ağrıttıysam kusura bakmayın. Dediğim gibi yeni video ne zaman gelir? Onun hakkında kesin söz veremem ama bu hafta gitmeyi düşünüyorum otogara cumartesi günü. Cumartesi günü gidersem nasipse pazar gününe video akşamleyin yayınlanmış olur. Her neyse, lafı daha fazla uzatmayayım arkadaşlar. Size biraz bilgi verdim. Eğer sürpriz olursa muhtemelen 15 ile 20 arası Ekim'in yayınlamayı planlıyorum. Bu videoyu da çarşamba günü çektim. Ya yarın ya da bugün yayında olur. İnşallah yetişirse. Her neyse arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Sizden ricam, kesinlikle hani video çekmeyi bırakmadım. Video çekmeye devam edeceğim. Bunu böyle bilin. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.